Vücudun gelişmesi için oksijene çok ihtiyacımız var. Oksijen primerlerden biri. Uyku apnesi olan çocuklarda da diyoruz ya, oksijenizasyon azalıyor, solunum sayısı azalıyor, solunum kalitesi bozuluyor ve beynine, kalbine, vücudun diğer organlarına giden oksijen azalıyor. Bu da çocuklarda en önemlisi dikkat eksikliği, huzursuzluk, huysuzluk, büyüme gerilikleri ve gelişme gerilikleri, öğrenme geriliklerine neden oluyor. Birçok çocuk zeka ile ilgili problemi yaşadıkları düşünülerek doktora getiriliyor ve bu çocuklarda uyku apnesi çıkabiliyor. Şişmanlama ve hiperaktivite görülebiliyor. Bu tip uyku apneler ileride alerji riskini, enfeksiyon riskini artırabiliyor. Bu çocuklarda yeme problemleri görülebiliyor ve ileride kalp ritimleriyle ilgili bozukluklar görülebiliyor. O yüzden de uyku apnesi çok basit gözükse de çok ciddi bir problemdir.